Herkese selamlar, ben Vasistas'tan Gamze. Bu hafta Almanya'da neler oldu? Gelin birlikte bir göz atalım. Federal Savunma Bakanlığı orduya 825 milyon euroluk yeni üniforma almayı hedefliyor. Yeni üniforma alımı kararı bazı partilerin tepkisini çekerken bu paranın öncelikli ihtiyaçlara harcanması talep ediliyor. Alman Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, emeklilik yaşının arttırılmasını talep etti. Hali hazırda Almanya'da 67 olan güncel emeklilik yaşının iş gücü açığını düşürmek için arttırılmasını isteyen Nagel, erken emekliliği teşvik eden uygulamalarında yürürlükten kaldırılmasını talep etti. Nagel'a göre 1974 yılında 65 yaşındaki bir emeklinin ortalama ömrü 12,5 yılken şu anda 66 yaşındaki bir emeklinin ortalama ömrü 17,5 yıl. Bu yaşın gelecek yıllarda daha da artmasını beklediklerini belirten Nagel, ekonominin üzerindeki yükün azaltılması için bu adımın atılması gerektiğini ifade etti. Federal Kriminal Polis Dairesi'nin son yaptığı analize göre aile içi şiddete uğrayan kadınların oranı 2023 yılında %5,6 artışla 180.715 oldu. 2023'te 52.330 kadın ve kız çocuğu cinsel suç mağduru olurken 938 kız çocuğu ve kadın ise cinayete kurban gitti. Kadın sığınma evlerinin güvenli şekilde finanse edilmesi amaçlanıyor. Maliyetlerin 2036'ya kadar 2,6 milyar euro olması bekleniyor. Yasa yürürlüğe girebilirse aile içi şiddet vakalarında yasal koruma ve danışmanlık sağlanmış olacak. Gelelim haftanın en önemli haberlerinden birine. Merkel özgürlük kitabını çıkarttı ve dünya çapında büyük bir ses getirdi. Çıkan yeni kitabı 31 ülkede basılmış olacak. Aynı zamanda kitapta dikkat çeken bir diğer etken ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler. Merkel kitabında AK Parti'ye seçim yardımı sağlamakla suçlandığını söylerken göçmen krizi sorununun çözümünün de Türkiye'den geçtiğini vurgulayarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir anlaşma olmasaydı, ölümüne yol açan insan sayısını kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde azaltmak ve böylece Ege'deki korkunç ölümlere son vermeyi başaramazdık ifadelerine yer verdi. Bu hafta sonuçları yayınlanan Bertelsmann Vakfı araştırmasına göre Almanya'da yaşlanan nüfusla birlikte 2040'a kadar her sene 280 bin iş gücüne ihtiyaç var. Eğer bu sağlanamazsa 2040 yılına kadar Almanya'daki çalışan nüfus %10 oranında gerileyecek. Alman Depresyonla Mücadele ve İntiharı Önleme Vakfı 18-69 yaş aralığında 5000 kişiyle bir araştırma yaptı ve sonuçlarını bu hafta yayınladı. Yayınlanan sonuçlara göre araştırmacıların %24'ü doğrudan depresyonla karşı karşıya, %26'sı ise dolaylı olarak yakınları üzerinden depresyondan etkileniyor. Araştırmaya göre depresyonun öncelikli nedenleri arasında ilk sırada bir yakının kaybı gelirken ardından sırasıyla aile içi şiddet, ihmal, aşırı yorgunluk ve stres, yalnızlık, ilişki sorunları ve aile içinde ruhsal sorunlar gibi etkenler yer alıyor. Umutsuzluk ve mutsuzluğu arttıran bu durum karşısında uzmanlar bir an önce önlem alınması gerektiği konusunda çağrı yapıyor. Peki bu hafta Almanya'da yaşanan olaylar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.